Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometrisi Soru Bankası kitabında Çemberin Altıya kitabındaki özel durumlu çemberler testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda denklemleri verilen çemberlerin hangileri merkezi eksenler üzerindedir? Evet, bunun merkezi nedir? Hocam bu y eksi sıfırın karesi ya. Merkezi 2y sıfırdır. Evet, birincisi evet. Şu da x eksi sıfırın karesi olduğundan bunun merkezi sıfıra 3'tür. Bu da evet eksen üzerinde. Şuna baktığımız zaman hocam bu da merkezi sıfıra sıfır olmadı mı? Bu x eksi sıfır, yani x kare dediğim x eksi sıfır şeklinde yazılıyor ya. Bu da y kare y eksi sıfır şeklinde. Evet, bu da aynı şekilde eksenler üzerinde. Orijin, hocam orijin de zaten eksenler üzerinde. Yani her üçü de sağlandı arkadaşlarım. Her üçü de eksenler üzerindedir. 2'ye geldik. Analitik düzlemde x eksenine teğet bir çemberin merkezi. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çekeceğiz. Merkezi 2'ye eksi 3. 2'ye eksi 3 demiş. Burada şurası 2, burası 3 olduğunu biliyoruz. Ve x eksenine teğet. X eksenine teğet olması için şöyle bir çember olması lazım bunun. O zaman yarıçap ne oldu? Şuradaki uzunluk değil midir? 3. Bu çemberin denklemi yarıçap 3. Merkezi de belli. O zaman x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 2'nin karesinden. Bu şekilde, pardon, 3'ün karesinden cevaba ulaşır mıyız? Evet, yarıçapı çünkü 3 bulduk dostum. Evet, cevap bu şekilde çıktı. Geldik 3'e. Analitik düzlemde y eksenine teğet olan, merkezde eksi 4'e eksi 2 olan. Bak, eksi 4'e eksi 2'yi gösteriyorum şöyle. Burası eksi 4, burası eksi 2. Ve nereye teğet olan diyor? Y eksenine. Y eksenine teğet ise şöyle bir çember. O zaman arkadaş şurası yarıçap değil midir? Yani yarıçap uzunluğu niye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Bu çemberin denklemi x eksi eksi 4'ün karesi x artı 4'ün karesi artı y eksi eksi 2'nin karesi y artı 2'nin karesi eşittir r kare, yani 4'ün karesinden dolayı işte cevap bu çıkar. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemin birinci bölgesinde eksenlere teğet olan, analitik düzlemin birinci bölgesinde eksenlere teğet olan şöyle bir çember. X ekseninin en uzak noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. Birim çember diyor. Hocam merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Şurası 1, 1. Birim çember dediği için yarıçap 1. Burası da 1, burası da 1. Bize diyor ki bu çemberin x eksenine en uzak noktası. X eksenine en uzak noktası dediğimiz nedir? Hocam şuradaki de x eksenine uzaklık. Burası da ama en fazla uzak, tam en bombeli olduğu yerdeki değil midir? Yani şuradaki uzaklıktır. Burası 1, 1'in, burası da 1, 1'in. Toplamda kaç birim yaptı o zaman? Bir dakika. X eksenine en uzak noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Şurası 1 yaptı. Apsis olarak 1 yaptı. Ordinat da kaç yaptı? Burası 2 ya. Ordinat da 2 yaptı. 1'e 2 noktası yaptı buradaki nokta. Bizden bunların koordinatları toplamı isteniyor. Yani cevap 3 olur 4. soruda. 5'e geldik. Analitik düzlemde 1. bölgede eksenlere teğet olan çemberin merkezi bu doğru üzerindedir. İşte 1. bölgede eksenlere teğet olan çemberden bahsedelim. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam burası da R. Burası da R olduğu için R virgül R mi oldu? Evet. Merkezi R virgül R oldu. Bu da bunun üstündeymiş. Yani R artı 2 R eksi 6 eşit 0 mı bu? Yani denklemi sağlamak zorunda. 3 R eşittir 6 ise R'yi buradan 3 buluruz. Pardon, 2 buluruz. R'yi 2 bulduysak eğer merkezi R virgül R 2 virgül 2, yarıçapı da 2 olan çember denklemi. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesinden, yani 4'ten sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. İşte cevap bu çıkar. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde x kare artı y kare eşittir 36 ve bu çemberlerinin ortak kiriş uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş, ortak kiriş uzunluğu nasıl bulunur? Öncelikle şekli çizip yorumlayalım. Şu ortak kiriş, iki çemberin kestiği noktayı bulmam lazım. İki çemberin kestiği noktayı bulursam ortak kirişinin uzunluğunu bulurum. Yani iki nokta arasındaki uzaklıktan sonuca ulaşırım. Birinci yol bu. Ortak çözümle şuradaki noktalara ulaşabiliriz. Ulaşalım, hadi ulaşalım. Nasıl yapacağız? İlk önce şunu açalım. X kare eksi 12x artı 36, değil mi? Artı y kare eşittir 36 ya. O zaman 36'lar gitti. Buradan ne geldi? X kare artı y kare eksi 12x eşittir 0 geldi. Öbürü de x kare artı y kare eşittir 0 değil mi? Ortak çözümle buradaki noktaları bulabilirim ben. Ben bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam x kare y kareler gidiyor. Bu kaça eşitti bu arada? 36'ya eşitmiş burası. Eksiyle çarptığım zaman ne geldi? Eksi 12x eşittir. Eksi 36 mı geldi? Evet. Çünkü eksiyle çarpılmış bu ya. X'i buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Evet. Apsisi 3. Dikkat. Apsisi 3. Hocam apsisi 3 ise ordinat nedir? X kare artı y kare eşittir 36 değil miydi? Evet. X yerine ben 3 yazdığımızda o zaman 9 artı y kare eşittir 36'dan y kare eşittir kaç geldi? Hocam y kare buradan 27'ye eşit geldi. Y de buradan 3 kök 3 geldi. Ama artı eksi 3 kök 3 gelmedi mi? Evet.
Şimdi apsis üçgen, ordinatı 3 kök 3. Apsis burada da o zaman 3. Ordinatı 3 kök 3. Bir de apsis üçgen, ordinatı bir de eksi 3 kök 3 değil midir? Aynen öyle. Bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor ortak girişin uzunluğunda. Kare içerisinde x'ler farkının karesi 0'ın karesi artı y'ler farkının karesi. Yani eksi 6 kök 3'ün karesi mi yaptı? Evet. Bu da kaç çıkıyor arkadaşım? 6 kök 3 çıkıyor. 6. soruyu böylelikle 6 kök 3 bulduk ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde çemberin genel denkleminde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.